birkaç tane de soru yapalım. Ondan sonra bitirmiş olalım. Bu sohbetimiz de böyle olsun. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de en çok övünerek, tabir caizse överek bahsettiği kullar, çok namaz kılan, çok elinden tesbihi düşmeyen, çok Allah Allah diyen kulları da var. Ama onlardan daha ziyade olarak övdüğü kullar kim biliyor musunuz? He? Övdüğü kullar Ashab-ı Kehf gibi bürokrat ailesi. Ashab-ı Kehf gençler, delikanlılar. Hepsi devlet erkanında bürokrat sahibi, birilerinin oğulları. Onlar Dekyan üstlerinden adama karşı koymuşlar. Allah'ın dinini yaşamak için, yaşatmak için dimdik ayakta durmuşlar. Allah onları öyle methetmiş ki kıyamete kadar isimlerini andırıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hem de kelamım dediği Kur'an'ında. Benim kelamullah dediği Kur'an'ında Allah onların isimlerini andırıyor. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. En çok neyinden bahsediyor İbrahim Aleyhisselam'ın? İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın dini hususunda çektiği sıkıntıdan bahsediyor. Allah birdir deyip ateşe atılırken dahi hasbunallah ve ni'mel vekil dediğinden bahsediyor. Bunları iyi mahal. Farz-ı mahal, sen orada o zamanda yaşasaydın, Allah'ın dini hususunda oturup 3-5 arkadaş, gel abi, sen de gel bakayım, sen de gel bakayım, sen de gel. La biz bu da bu mahallede oturuyoruz arkadaş. Biz bu mahallede oturuyoruz ama bu millet namaz kılmıyor. Bu millet Kur'an bilmiyor. Bu millet Allah kitap alakası yok. Biz bu milleti nasıl düzeltebiliriz? Biz bu millete nasıl bir şeyler anlatabiliriz? Bunun derdini şayet sen o zaman da gösterseydin, belki Allah senden bahsedecekti. Evet. Şu anda ayet gelmiyor. Ama Allah bahsettiği, övdüğü kullardan geride bahsetmiş. Kim onlar? Allah'ın dinini dert edinenler. Sen mahallende 3-5 kişi toplayıp bu Allah'ın dini dert ediniyor musun, edinmiyor musun? Ediniyorsan emin ol, belki de Allah seni kendi katında zikrediyor. Bu hikaye değil arkadaşlar. Size gaza getirmek için verilmiş bir ayar da değil. Hakikat bu. O Ashab-ı Kehf'in derdi neydi? Adamlar bir eli yağda, bir eli bağda. Ülkenin kaymağını onlar yiyordu. Ne dertleri vardı yani, Dekyonus'a karşı çıksınlar. Millet onlara tapıyor. Bu Allah'a şirktir. Böyle bir şey olmaz. Kula kulluk yapılmaz. Kul ilah olamaz dediler, ortaya çıktılar. Allah'ın bu o kadar hoşuna gittik. Dert, Allah'ın dinini yaşamak için bir araya gelmek. Hatta kendilerini bile bilmiyorlardı. Birkaç kişi biliyordu. Hiç bir baktı bir anda 9 kişi oldu. Allah bir de köpekten bahsediyor. Ya zira'ihi kelbühüm basidun zira'ihi bil vasid. O köpekler de diyor Kâb mağaranın ağzına ayaklarını yaydıydı böyle diyor. Allah onu bile naklediyor. Köpeklerin haline bile naklediyor. O kadar hoşlanmış onlar. Onların köpeklerinden bile o kadar hoşlanmış. Hayvanlar ahirette haşrolunacak. Ve onlar haklarını alacaklar. Boynuzlusu, boynuzsuzu birbirinden hakkını alacak. Ondan sonra Allah-u Teala onlara toprak olun diyecek. Ancak işte Resulullah Efendimiz'in devesi ve bu köpek, böyle birkaç tane hayvan var, onlar cennete girecek. Sebep, onları ebediyen, tabiri caizse cansız olmaya dönüştürecek şeyden tek kurtaran Allah'ın dostlarıyla beraber olmaları. Allah'ın dinini din edinenlerle beraber oldukları için o köpek dahi ahirette cennete girecek. Ve Allah onu kıyamete kadar ismini kendi Kur'an'ın içine yazdı. Köpeğin ismini yazdı, köpeği yazdı, köpeği.
Reyaz'da. O yüzden Allah İbrahim Aleyhisselam'ın o küfrün karşısındaki o İslamiyet'i kendi dinini yaşatması gayretinden dolayı ne dedi? İnne İbrahim'e kâne ümmeten gâniten lillâhi hanife. O İbrahim dedi, tek başına ümmettir dedi ya. Tek başına ümmettir dedi. Sen bir ordu olsan, Allah'ın dinini din edinmiyorsan, hiçsin. Hiç. Ama Allah'ın dinini din edinmiyorsan, tek de olsan, tek başına bir ümmetsin. O yüzden Allah için istiyorum. Allah için bu konuları size söylüyorum. Elinizden de öperim, ayağınızdan da öperim. Emin olun, bu derdi dert edinmeye çalışın arkadaşlar. Kendiniz gelin buraya Kur'an okuyun. Burası değil, git kendi camiinde hocayı bul. Hocam, bak bana Kur'an öğretti. Ahirete Kur'an bilmeden gitme ya. Allah gücenecek diyorum belki sana. Allah belki sana gücenecek. O kadar şeyi bildin, gece gündüz mecmua okudun, internetin en kralına girdin. Yaşlıyım başlayayım demedin. O yaşında akıllı telefonlar elinden düşmedi. Oraya buraya öğrendin. Benim Kur'an'ımı mı öğrenemeyecektin ha? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Geçen seneden beri söylüyorum, bir senedir söylüyorum. Bir sene, bir buçuk senedir söylüyorum. Buraya Kur'an okumaya gelen adam sayısı 5 kişi yok. Ama Allah şahidimdir, ben söyledim. Şahit misiniz? Şahit. Şahit misiniz? Şahit. Şahit misiniz? Şahit. 3 defa ben şehadeti aldım. Ve bunu her gittiğim yerde söylüyorum. Her gittiğim yerde söylüyorum. Bu dini öğrenmeden giderseniz, gidersek arkadaşlar, yazık olacak bize. Yazık. 9 sene Bursa'da Allah ihsan etti, okuttuk. Burada okutacak talebe bulamıyoruz ya. Muhatap bulamıyoruz, muhatap. 9 sene okuduk, okuttuk. Burada okutacak talebe muhatap bulamıyoruz. Niye? Arapçaya, şer'i ilimlere, tefsir, fıkıh, hadise, o ilimlere ihtiyaç kalmamış. Milletin dini, diyaneti diploma olmuş. Diplomayı ver de ne olursa olsun. O duruma gelmiş millet. Maalesef öyle. Dini imanı milletin diploma olmuş. Tanıyorum ya, 45-50 yaşındaki adam üniversite bitirdi ya. 45-50 yaşındaki adam üniversite bitirdi. Nenesi de böyle, delikanlısı da böyle. 20 sene okuyorsun, 20 sene o okullarda o öğretmenlerle beraber çalışıyorsun ama 20 dakika Allah'ın ayetlerini oku dediği zaman işin çıkıyor senin. Bakın o ilimlerde bir şey yok. Fizik, kimya, matematik, biyoloji vesaire, bunlarda sıkıntı yok. O ilmin kendisine sıkıntı yok. Biz onlara kızıyoruz. Bir, besmeleyi, hamdeleyi, salveleyi terk ettiler. Ne günahı vardı Allah'ın isminin? Sen siliyorsun. İki, yanlışlarla doldurdular. Tabiat ana diye bir şey koydular. İlkokul dördüncü kitabı, kitabına, ilkokul dörtteki kitaba müzik nasıl yaratıldı diye bir okuma parçası koydu. Biz bunu BİMER'e şikayet ettik. BİMER cevap gönderdi bize, onu kaldırdık diye. Sen işte çocuğun, eğer böyle inanırsa çocuğun ahirete imansız gidecek ya. Niye bunu anlamıyorsun? Çocuğun elinde gavur olarak kalacak. Bu çok mu kolay geliyor? Hiç kıskanmıyor musunuz? Allah'ın dini hiç kıskanmıyor musunuz? Millet Kur'an'ı itti kenara. Getirdi bütün dinleri, önüne koydular, serdiler. Hiç kıskanmıyor muyuz arkadaşlar? Birisi bana mesaj attı mı ben BİMER'e gönderiyorum onu. Evet. BİMER'e ben şikayet ediyorum onu. Ve adam orada değiştirildi diye bana şey gönderiyor. Cevap gönderiyor.
Belki onu öğrense birisi, müzik nasıl yaratıldı? Tanrı bilmem kim varmış, yeryüzüne inmiş, şöyle olmuş, işte o Tanrı demiş ki her şey sağlam, işte bir müzik yapalım, böyle yapalım, sen rüzgara gel böyle. Küfür bunların hepsi. Allah'a şirk koşuyor bunlar. Dolayısıyla arkadaşlar, yanlışa sessiz kaldığımız müddetçe yanlış bir gün bizi de yakacak. Allah-u Teala Hazretleri muhafaza eylesin. Amin. Bu davayı dert edemeye bizlere ihsan eylesin inşallah. Evet. Şimdi arkadaşlar, geçen böyle sohbet ediyorduk birkaç yerde. Onlardan biri dedi ki, hocam sohbetlerde bu namaz, abdest vesaire onlardan biraz bahsetsen. Ben de olur dedim. Şimdi arkadaşlar, namazın kabulü nereden başlar? Heladan başlar, abdestten başlamaz. Nereden başlar? Heladan başlar. Şimdi biraz açık konuşacağım. İslamiyet'i öğrenmeniz için şart. İnsan idrarını yaptıktan sonra hemen donunu toparlayıp kalkıp bitmeyecek. Hususen de erkekler. İdrarını yaptıktan sonra bir müddet bekleyecek, öksürecek, diyecek, sıyıracak, kalkacak, ya 40 adım yürüyecek yahut da bir yere yaslanacak. Sebebi ne? Hareket ettiği zamandaki o kaslar, efendim, oradaki damarları sıkıp gevşettikçe o damarlardaki sızıntı akıntıya sebep olur, akar yani. Sen abdest aldıktan sonra hemen koşar abdest, yani tuvaletten çıktıktan sonra hemen gider koşar da abdest alırsan, o damarlarındaki sızıntı akmaya başlar. Akmaya başlayınca sen abdest aldın, abdest aldıktan sonra da geçtin, oh be dedin, şöyle bir yaslandın. Yaslandığın vakitte bütün mafsalların gevşer. Gevşediği anda bir sızıntı senden, istesen de istemesen de %99 akar. Ya sen bunu fark edersin, ya edemezsin ama istersen bir dene. Efendim, temiz bir donla gir, sonradan böyle 2-3 defa bir abdese girdikten sonra o donuna bak. Oradaki sızıntıyı görürsün. Ya 40 adım yürürsün, öksürürsün yahut da böyle bir, ondan sonra tuvalete gider tekrar bir efendim oradaki nemini alırsın, ya böyle yaparsın yahut da pamuk kullanırsın. Pamuk nedir? Abdestini aldın, efendim oradaki nemi sıyırarak giderdin. Giderdikten sonra bir kürdanla pamuğu sarıyorsun, böyle içine kattırıp çektikten sonra pamuk içinde kalıyor. Ondan sonra direkt abdestini alabilirsin, o sıkıntı olmaz. Sebep, o gelen ufacık sıkıntı, yani sızıntı, oradaki ufacık pamuk dışarı çıkmasını engelledi. Engellediği için de senin abdestin olur. Sonra yıllarca abdest alır, namaz kılarsa, ama abdestsiz namaz kılarsa fark etmez. Bilmezsin yani. O yüzden namazın kabulü nereden başlar? Helal'den başlar. Bu birincisi. Bir dahaki şeyde abdest nasıl alacağız, onu anlatacağım inşallah. Ancak son olarak da, güncel bir şey olarak da şunu söyleyeyim. Şunu soruyorlar birkaç defadır. Hocam, şimdi dul olanlara devlet maaş veriyor. Ben diyor, karımla diyor, anlaşsam diyor, resmen diyor, boşansak ama dinen boşanmasak, o parayı alsak caiz midir diyor. Gülmeyin, adam soruyor bunu. Bir kişi değil ama kaç kişi sordu bunu. Caiz mi? Değil. Değil. Niye caiz değil? Yalan beyanda kullanmak var. Dolayısıyla bu iş haram arkadaşlar. Peki soru, bu boşanmadan dolayı adam resmen boşandı da karısı da dinen boşanmış sayılır mı sayılmaz mı? Bakarız. Neye bakarız? Adam ben boşanacağım der efendim. Mahkemeye başvurursa hakime ne vermiştir bu adam? Yetki, yani vekalet diyoruz.
benim adıma bu karıyı boşa demiş oluyor. Yoksa mahkemenin, şu anki mahkemenin boşama yetkisi dinen yok arkadaşlar, şer'i mahkeme değil bu. Boşayamaz. Ama boşama yetkisi neyle geçerlidir? Sabittir. Adam oraya başvurursa ne demek istiyor? Benim adıma bu kadını benden boşa. Vekalet vermiş oluyor. Evet, vekalet tarihiyle boşamak olur mu? Olur. Mesela ne gibi? Diyelim ki evde oturuyorsunuz. Öyle oldu, böyle oldu. Kayınbaba burada, işte adam burada, gelin burada. Bir tartıştı gelinle kayınbaba. Olan vakalardan bahsediyorum ha. Gelinle, efendime söyleyeyim, kayınbaba tartışıyor. Kayınbaba dedi ki oğluna, ne biçim adamsın dedi la. Bu karıyı evinde barındırıyorsun dedi. Boşasana dedi. Adam da ne diyor biliyor musun? Baba diyor, boşayacaksan boşa diyor. Bak, ne verdi oraya? Vekalet verdi ha. Boşayacaksan sen boşa diyor. Vekalet verdi karıya, şey babasına. Babası da dese ki boşadım dese boş olur ha. Tamam mı? Ama normalde o adam ona vekalet vermeden önce 10 defa boşadım deseydi bir şey olmazdı. Tamam? Ama o vekalet verdiği için olur. Ne gibi? Ben sana diyorum ki sana vekalet veriyorum. Git benim adıma şu efendime söyleyeyim bakkaldan işte 5 kilo tuz al diyorum. Tamam? Parasını kimden istersin? Benden. Ama ben sana vekalet vermeden önce sen 5 kilo şeker alsaydın, parasını benden isteseydin ben derdim ki ben demedim ki sana. Değil mi? Ben sana vekalet vermedim ki, sen kendin almışsın. Dolayısıyla eğer adam mahkemeye kendi başvurdu da hakime böyle bir yetki verdiyse, hakim de bunu boşadıysa karın boş olur gider. Tamam. Nasıl boş olur? Talak-ı bayinle boş olur. Nikahsız beraber olamazlar. Bir daha nikah kıymaları gerekir yani. O yüzden sebep yalan beyanla olan bu şeyler caiz değiller. Peki, Allah-u Teala Hazretleri gecenizi gecemizi mübarek eylesin. Cümlemizi kaymaktan, kaydırmaktan, caymaktan, caydırmaktan muhafaza eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.